Merhaba, bugün benim atölyemdeyiz. Küp kart etkinliklerinden bir tanesini göstermek istiyorum size. Ben sizlere bugün tekstil alanında kumaş boyamayı göstereceğim. Biz neleri boyuyoruz? Biz aslında her şeyi boyayabiliyoruz. Ben resim yaparken de her şeyi boyuyorum. Kıyafetlerimde de her şeyi boyuyorum. Peki bugün ne boyayacağım? Bugün belki bir tişörtümü, belki başka bir tişörtü, ayakkabı boyayabilirim, çanta boyayabilirim, çarşaf boyayabilirim, tül boyayabilirim. Yahut arkamdaki gördüğünüz resim gibi bir şey yapabilirim. Aslında alanım çok geniş. Peki, şimdi sularımı doldurdum. Bu suların belli bir sıcaklığın olması gerekiyor ve boyaları karıştırdıktan sonra buraya ekliyorum. 4 tane renk seçtim. Skalamız çok fazla geniş olabilir. Farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Peki, biz tişörtü böyle sokacağız. Hayır, böyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Çeşitli bağlama tekniklerimiz var. Ve onlardan birkaç tanesini şimdi sizlerle paylaşacağım. Bir tanesini hazırladım çünkü boyaları görünce heyecanla acaba hemen yapar mı, başlar mıyım diye düşünmüştüm. Fakat düşündüm ki bunu da size göstermemde yarar var. Bazı katlama teknikleri şöyle. Bu şekilde yaptıktan sonra lastiklerle sabitliyorum. Fakat bunu şu an çok sıkmayacağım çünkü başka bir şey daha göstermek istiyorum. Böyle hem mağazalarda çok gördüm hem de bu işi yapan başka insanlarda da gördüm. Benim de aslında senelerde çok sevdiğim bir teknik. Daha böyle spiral kıvamında. Bu şekilde yine aynı şeyi yapıyorum lastiklerle. Bunu yaptıktan sonra başka ne yapabilirim? Aslında dikmeyle de bir şeyler var. Çeşit çeşit yapabiliyoruz. Mumla da yapabiliyoruz. Yani o kadar çok fazla aslında değiştirme, dönüştürme ve başka şeyler dahil etme şansımız var ki şu an birkaç tanesini ben deneyeceğim ve başlıyorum. Bu önceden hazırladığım ve şuraya bir tane kapak takmıştım. Birazdan bir para yardımıyla bunu yapacağım. Şimdi tamamen istediğim gibi suya batıracağım. Neresini istersen. Siz hangi renkleri seviyorsanız, hangi renkleri birbirine yakıştırıyorsanız, ve yoğunluğu. Boyanın yoğunluğu da çok önemli. Ben mesela bugün biraz açık renklerde bir şey yapmak istedim. O sebeple suyumu çok koydum. Boyamı biraz az koydum. Bunların hepsini ayarlayabiliyoruz. Renk karışımları yapabiliyoruz. Bazen desenler de çizebiliyoruz. O da mumlu oluyor. Şimdi ben istersen şurada bir yeşil oluştu ama diyelim mavinin üzerine sarı yaptım. Zaten o bir şekilde yeşil olacak. Bence bu güzel oldu. Bunu açmalıyım diye düşünüyorum. Burada bir kabım var. Bakalım beğenecek misiniz? Elimdeki boyalar bulaşabilir. Eğer böyle çok temiz bir şey yapmak istiyorsanız, hiçbir yerin rengi birbirine karışsın istemiyorsanız ellerinizi de biraz yıkamanız gerekiyor belli aralıklarla. Şimdi şöyle bir gösterelim. Devam ediyorum. Daha çünkü açılmadı. Burada bir iple oluşturduğum bir form var. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Lastik olduğunda daha kolay açabiliyorsun. İp olduğunda biraz daha vakit alabiliyor. Çünkü ipi sıkı bağlamak durumundayım. Ben bu tarz doğal malzemeleri çok seviyorum. Şimdi işin tabii başka sırları da var. Onları da paylaşacağım sizden. Yenebilecek kadar doğal bir sanat yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde kimyasal kullanmadan bunları da paylaşacağım. Çünkü ben çok seviyorum böyle şeyleri. Başkaları da sever diye düşünüyorum.
Güzel duruyor mu? Eyvah, marka gösterdik mi? Bu bir reklam değildir arkadaşlar. Sadece bir kübik art atölyesi. Evet. Tekniklerini, detaylarını ve sırlarını anlatmaya devam edeceğim. Teşekkür ediyorum.